Elazığ'da 59 hak sahibi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi açıklamalarında bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, 19 Aralık'ta Aşağı Holping'de 4 ve 5. etapta yapılan sosyal konutlarının anahtarlarının teslim edileceğini açıkladı. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar görüp hak sahibi olan afetzede vatandaşlar için rezerv alanlarda ve köylerdeki toplu alanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan afet konutları teslim aşamasına geldi. Bu kapsamda Molla Kendi beldesindeki toplu alandaki çok katlı 36 konutun, Baskil'e bağlı Doğancık mahallesindeki 3 konutun, Baskil ilçesine bağlı Emirhan ve Gemici köylerindeki 9 konutun, Sivrice Bekçitepe ile Kavallı köylerindeki toplu alandaki 7 konutun, Yukarı Çakmak köyü toplu alandaki 2 konutun, Kel Mahmut köyü toplu alandaki 1 konutun, İçme köyü 3 nolu toplu alandaki 1 konut olmak üzere 59 hak sahibinin konutlarının kura çekimi yapıldı. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Teşekkür ederim. Evet, listemizin 11. sıra numarasında kayıtlıymış. Abdurrahman Aydın. Evet, listemizin 18 sıra numarasında kayıtlı. ED1, 2. blok, zemin 2, 3+1. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci hak sahibimiz 36 sıra numaradaymış. Fahri Çavuş. 16 sıra numarada kayıtlı konut ED1 birinci blok 3. kat 16 numara. Kura çekimine katılan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ'da şu ana kadar 20.564 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar Elazığ'da kurasını çektiğimiz konut sayımız 20.564 bugün itibariyle. Köy konutlarında bir taraftan imalatlar da devam ediyor. İmalatlar bittikçe vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeye de devam ediyoruz, edeceğiz de. Vali Toraman, Aşağı Holping'de 4 ve 5. etapta yapımı tamamlanan 1164 sosyal konutun anahtarlarının 19 Aralık'ta teslim edileceğini açıkladı. Aşağı Holping'de Mart ayında kurasını çektiğimiz sosyal konutlarımız vardı. 1164 sosyal konut. Bunların da bir an önce vatandaşlarımıza anahtarların teslim edilmesi için gayret gösterdik. Pazartesi gününden itibaren bu 1164 konutunda peyderpey anahtarlarını teslim etmeye başlayacağız. Aşağı Holping'de sosyal konutların bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi tarafından büro açıldı. Vatandaşlarımıza gerekli duyuruyu yine Toplu Konut İdaremiz ilan edecek, yapacak. Vatandaşlarımız Halkbank'ta, ilgili banka olarak Halkbank'tan işlemlerini tamamladıktan sonra bu büroya giderek evlerinin anahtarlarını teslim alabilecek durumdalar. Toraman son olarak yeni yerleşim yerlerinde yapımı tamamlanan okulların ilerleyen günlerde eğitim öğretimi başlayacaklarını söyledi. Konutlarımızı yaparken kamu hizmetlerinin de yürütülmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede eğitim hizmetlerinde de bir aksama olmaması için Yemişlik bölgesinde geçtiğimiz günlerde ilkokulu ve ortaokulu açmıştık. Geçen hafta ben de ziyaret ettim okullarımızı. Son derece modern, güvenilir okullara kavuştu çocuklarımız, velilerimiz. Şimdi önümüzdeki günlerde Aşağı Holping'de anahtarlarını teslim edeceğimiz sosyal konutların olduğu bölgede bir ilkokul ve ortaokulu da eğitim öğretimi açacağız. Yani vatandaşlarımız oraya taşındıktan sonra evlatlarını da bu okullara kayıt yaptırma imkanına en kısa sürede kavuşacaklar. Dolayısıyla inşallah eğitim öğretimde de bu yeni yerleşim alanlarında da hizmet vermeye devam edeceğiz.